Peki. Bismillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi ve sahabetihi evliyaillah. Evet. Ve lev rahimnahum. Yoksa burayı da okuduk mu? Yok, okuduk ya. Bir saniye. Şurası geçsin. Evet. Mufemestikam. Hatta izâ fetahna aleyhim. Evet. Hatta izâ fetahna aleyhim bâben zâ azâbin şedîd. Öyle ki biz onların üzerine şiddetli bir azap sahibi olan bir kapıyı açtığımızda, bu mesela Kur'an-ı Azimüşşan kullandığı özel bir terkiptir. Yani çok ilginç. Yani bugün mesela örneğin Türkiye'de bazı akademisyenlerin kullandığı bir akademik dil var. Herkes o dili kullanamıyor. Çok farklıdır. Kur'an-ı Azimüşşan dili de çok farklı akademik bir dildir. Ama öyle bir akademik dil ki bizim akademisyenlerin diline benzemiyor. Akademisyenlerin akademik dilini sadece kendileri anlıyorlar. Vatandaş anlamıyor. Ama Kur'an-ı Azimüşşan öyle bir seviye yakalamış ki vatandaş, yani normal sıradan olan insanlar da dersini alabiliyor. Yüksek dirayet sahibi olan mütefekkir insanlar, onlar da fazlasıyla derslerini alabiliyorlar. Yani tabii bir de Kur'an'ın o kullandığı akademik dilin yönü, yani meseleleri felsefi bir kalıpla teşkil, tasvir etmekten öte, meseleyi düşünce boyutlu bir yapıyla oluşturarak ve o düşünce boyutu dediğim, yani Arap lisanında bir takım mana ile ilgili farklı ufukları sağlayacak bir üslup. Akademik üslubu böyledir. Onun için mesela Arap kelamında belki olmayan birçok şeyi, üslubu Kur'an-ı Azimüşşan çok farklı kullanmıştır. Hatta izâ fetahne aleyhim. Yani biz onların üzerine açtığımızda bâben zâ azâbin şedîd, şiddetli bir azap sahibi olan bir kapıyı, yani onlara şiddetli bir azap verdiğimizde kısacası, ama o fetahne aleyhim bâbenle çok farklı bir anlam ufkunu veriyor. Evet. Huve o azab, azabül ahireti, ahiret azabıdır. Ki kema yunbi'u anhu tehvilu bi feth'il babi vel vasfi bi şiddeti. Nitekim azabı korkutma da bunu haber veriyor. Yani azabın korkunçluğu, daha doğrusu azabın korkunçluğunu ifade etmesi de bunu haber veriyor. Azabın korkunçluğunu neyle ifade etmiş? Bir, bi feth'il babi. İki, vel vasfi bi şiddeti, la azabin şedid, şedid demesiyle. Ve kuriye fettahna, yani tef'il babı, ve burada Allahu alem tef'il babı fiilin teksiri içindir. Ki malum sarfiler diyorlar, tef'il babı bazen fiilin teksiri, bazen mef'ulün teksiri, bazen faalin teksiri. Fiilin teksiri burada. Yani çok fethetti, edince. اِذَا هُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ. Yine birinci izâ, şart edatı izâ fetahne. اِذَا هُمْ ف۪يهِ'deki izâ ise fucai izâ. Çünkü şart cümlesi, isim cümlesi, şey, şart cümlesinin cevabı isim cümlesi olunca izâ ile şey yapılmıştır, bağlantısı yapılmıştır. Ve burada Allahu alem ki malum arkadaşlar, Kur'an-ı Azimüşşan'ın önemli i'caz vecihlerinden birisi onun lafzı i'cazıdır. Ve bu lafzı i'cazının en önemli kaynağı ayetleri oluşturan
cümleler, cümleleri oluşturan kelimeler, kelimeleri oluşturan harfler arasında el-insicamu savti veya Türkçe'de fonetik ses uyumu, yani ses uyumunun olması. Yani burada aklıma öyle geliyor, cevabın şartın izah olması, niye cevabın izah ile gelmesini getirmiş, tercih etmiş? Çünkü ses uyumu daha uygun oluyor cümle içerisinde. Evet. Yani bir nevi dil, ağız aynı seviyede gidiyor. Mesela idadan şeye inseydi, fe'ye inseydi, bir de yukarıdan aşağı düşmek gibi bir şey olabilirdi. Yani öyle gibi. Bu tasvirten Kur'an'da bunları destekledi. Yok, bunu at-tasvir fenni daha ziyade, mesela neden burada fetahna aleyhim baben demiş. Ama bu dediğim hususu kadim dönem alimleri kısmen değinmişler, az. Ama biraz daha fazla üzerinde yoğunlaşan Mustafa Sadık-ı Rafi'dir. Ve Mustafa Sadık-ı Rafi'den önce onun kadar işi temellendiren ve ondan sonra da işi genişleten kimse olmamıştır. Yani o çok önemlidir yani. O el-insiyam-ı-sauti dediğimiz kelimeleri oluşturan harfler, cümleyi oluşturan kelimeler, ayetleri oluşturan cümleler arasındaki o ses uyumu çünkü önemli. Evet, idam birden onlar fihi, o azapta mublisun. Nasıl olurlar? Umut kesiverirler. Umutsuz olurlar. Yani çünkü bir nevi oraya düşünce Allah'ın dünyadaki vaadinin tamamını hatırlamış olurlar. Ve dolayısıyla artık işin işten geçtiğini ve onlar için bir umudun kalmadığını anlarlar. Bu fi zarfiyet fâsi de olabilir, fîsi de olabilir. Yani o azap içerisinde umutlarını keserler ve aklıma sanki Allahu alem fi sebebi de olabilir. En imraatun dehaletin nâv fi hirratin. Yani o azap sebebiyle umutlarını keserler. Niye? Çünkü demin ifade ettiğim gibi dünyada o azapla çok tehdit edilmişlerdi ya, dolayısıyla o azabı tehdit edildikleri o azabı görünce onun sebebiyle umutları kesilir. Ey mutahayyiruna ayisuna min kulli hayr. Yani her türlü hayırdan umutları kesilir ve şaşkına dönerler. Ey yani mahannahum bi kulli mihnetin min el katli والأسل والجوع وغير ذلك فما رؤي منهم لين مقادة وتوجه إلى الإسلام قط. Şimdi tabi bu ifadesi, bu tefsiri yukarıdaki tefsiriyle uymuyor. Çünkü yukarıdaki tefsiri azab-ı şedidi dedi, azab-ı ahirattır. Ama buradaki tefsiri ise onun dünya azabı olduğunu ifade ediyor. Şöyle düşünülebilir. Yani kelamında bir çelişkinin olmasını önleme adına şöyle düşünülebilir. Yukarısıyla yani hu azabul ahiretiyle bir ihtimale işaret etti. Ve kema yunbi'u anhu tehvilu cümlesiyle o ihtimali destekledi. Burada ey mahannahum cümlesiyle de ne yaptı? Efendime söyleyeyim. İkinci bir ihtimale işaret etti. Yani böyle belki biraz. Burada dünya adamıdır. Bu aşağıda sevgili acaba sizin bir mi şu an şartı?
Sinirli bir adam öyle böyle söylüyor. Bir hadi kayıtlı rahatlık. Anladım. Ama bu ayrı bir ayet. O anladım da o yukarıda bir ayettir. Bu ikinci ayettir. Ve burada da ikinci ayette de baben la azabın şedidin deyince sonra bu onun bu izanın cevabıdır. Bu cevap olunca cevap la şart mıdır? Sual kerem oluşturuyor. Dolayısıyla yukarıya gitmemiz zor yani. Senin alakalı bir sebepliyordu ama. Bilmiyorum. Hani olsa bile yani o başka bir şey ama bu öyle uygun olmuyor. Ey mahannahum yani biz onlara mihnet verince bir kulli mihnetin her türlü mihnet yani o fetâne aleyhim bâbında azam-ı şedidinin tefsiri oluyor. Yani her türlü sıkıntıyı onlara verince ne gibi? Öldürmedir, esir alınmadır, açlıktır ve başkası. Bütün bunları yapınca فَمَا رُؤْيَ مِنْهُمْ buna rağmen onlardan görülmedi, ne görülmedi? لِينُ مَقَادَةٍ yani sürülmelerinin gevşediğini, yumuşadığını görülmedi. وَتَوَجُّهٍ اِلَى الْاِسْلَامِ قَطُّ ve İslam'a yöneldikleri de hiç görülmedi. وَاَمَّا مَا اَظْهَرَهُ اَبُوْ سُفْيَانِ o Ebu Süfyan'ın gösterdiği ise evet Ebu Süfyan gösterdiği ise hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun kızı Ummu Habibe ile evlenince huvel fahlu la yukda'u enfuhu yani böylece bir yumuşama göstermiş gibi görünüyor. Ona işaret ediyor. Diyor o burnu kırılmayan yani reddedilmeyen bir güçlü adamdı Resulullah için. İşte diyor bu Ebu Süfyan'ın izhar ettiği فَلَيْسَ مِنَ الْاِسْتِكَانَةِ لَهُ تَعَالَى Allah için tezellül gösterme babından değil وَالتَّضَرُّعَ اِلَيْهِ تَعَالَى فِي شَيْءٍ ve Allah'a varma veya burada Ebu Süfyan gösterdiği istikana hani kıtlık olunca Medine'ye geliyor ya Resulullah siz hani sen rahmet peygamberi olduğunu söylüyorsun biz helak olduk falan diye bize yardım et diye yukarıda şey yapmıştı işaret etmişti. Ha bu diyor onun bu tavrı o Allah için olan bir tadarru değil. Ve innemâ huve nev'u hunû'in ila an yutimma garadahu ev yetimma garaduhu o bir nevi hunu yani tezellüldür niçin maksadını tamamlayıncaya kadar veya maksadı gerçekleşinceye kadar bir nevi tezellül göstermedi fahalu kema qila Ebu Süfyan'ın o pozisyonu şu deyimde geldiği gibidir. Nedir deyim? İza ca'a dağa ve iza şeba'a dağa. İza ca'a acıkınca dağa. Gürültü patırtı eder. Yani şeyinden dolayı. Yani açlığından dolayı. Ama ve iza şeba'a doyunca da ne yapar? Tamam. Azgınlık gösterir. وَاَكْفَرْهُمْ مُسْتَمِرُونَ ذَٰلِكَ çokları da buna devam ediyorlardı. اِلَا اَنْ يَرَوْا عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ahiret azabını görünceye kadar çokları bu söz yani deyimde aynıydı. Bunda devam ediyorlardı. اِلَا اَنْ يَرَوْا ta ahireti görünceye kadar. Azabı görünce fahine izin gübdüsüne o zaman ne yaparlar? Efendime söyleyeyim. Umutsuz olurlar. Şimdi burada şunu anlıyoruz. Demek ki topluca ayetin ve lekad ehadnâhum bil azabiden itibaren
اِذَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ topluca ayetlerin manasını vererek onların birbirleriyle münasebetini kurmaya çalışıyor anlam yönünden. Evet. Dolayısıyla yani bu اَيْ مَحَنَّاهُمْ بِكُلِّ مَحْنَةٍ مِنَ الْقَتْلِ اِذَا فَتَعْنَا عَلِهِمِنْ tefsiri değil. Çünkü onun tefsiri olsa yukarıdakiyle çelişir. Belki topluca makamın yani cümle siyakının ifade ettiği manayı veriyorum. Evet. Benim dağaya mı bakıyorsunuz? Efendim? Dağaya mı bakıyorsunuz? Hı. Burada ya. Burada. Dağa, dağa, dağale. Ne? Dağa, dağale bu. Yedu bu. Dağvali. Ve duvan ey saha. Ey? Saha. Saha. Ha, yani bağırıp çağırması. Ha, yani zillet içerisinde olan kişinin çıkardığı avaz var. Evet, yani insanlar bazen sıkışınca veya hayvanlar sıkışınca o sıkışmanından ötürü çıkardıkları avaz. Ve kile bir kavle göre el muradu bil babi el cu'u. O fetahna aleyhim babenden maksat açlık kapısıdır. Fe innehu eşeddu ve ammu minel katli vel esri. Çünkü o öldürmekten ve esir tutmaktan daha ağamdır. Çünkü o herkes içindir. Ve esirlikten de özellikle açlık daha zordur. Vel mana, o zaman ayetin manası ahirnâhum evvelen. Önce onları nasıl yakaladık? Bima cera aleyhim yevme bedrin. O Bedir savaşı, Bedir günü yani Bedir savaşının yapıldığı zaman onların başına gelen şeyle onları yakaladık. O mihnetle onları yakaladık. Ki neydi o? Min katli sanadidim ve esrihim. Ki ileri gelenleri sanadit, sandidin çoğulu, sandid ileri gelen. Yani ileri gelenleri öldürüldü. Velid bin Mughire gibi, Utbe bin Rabia gibi, Ebu Cehil gibi ileri gelenleri öldürüldü. Ve eslihin bir kısmı da esir düştü. Ama buna rağmen فَمَا وُجِدَ مِنْهُمْ تَبَرُّهُمْ tadarruğun ve istikanetun. Buna rağmen ne yapmadılar? Bir Allah'a karşı yalvarıp bir tezellül göstermediler. Ki halbuki o Bedir Savaşı'nda anlayabilen için çok ciddi, çok büyük bir mucize vardı. Çünkü 900 kişiyle hem silah, hem araç gereç, hem de güç insanlarla 300 küsurun üzerine saldırdılar ve o 300 kişiyi de aç ve ilaç. Mesela sahabeler rivayet ediyorlar. Biz Bedir Savaşı'nda bazen bir hurmayı birkaç kişi emiyorduk bir hurmayı. Bu kadar. Aç bir insan nasıl savaşır? O ağır ağır kılıçları nasıl alıp savaşır bu? Tamamen ilahi nusratın birer tecellisiydi. Ama buna rağmen onlar tazarru etmediler, Allah'a karşı yalvarmadılar. Hatta öyle ki fetahna aleyhim mabel cu'i. Onların üzerine açlık kapısını biz açınca اَلَّذِي اُوْقْ açlık kapısı ki هُوَ اَطَمُّ o daha fazla onları kapladı وَاَتَمُّ ve daha güçlüydü o zaman فَاَبْلَسُ السَّاعَةَ derhal ne oldular? Umutları kesildi وَخَضَعَتِ الْقَابُهُمْ ve boyunları eğildi وَجَاءَكَ اَعْتَاهُمْ ve en inatçıları sana geldi sana dediği Resul-i Ekrem'e hitaben
ve eşeddühüm şekîmeten fil inâdi, ve inatta en şiddetli, yani yani inattaki direnmesi en güçlü olan, ki Ebu Süfyan'a işaret ediyor. O sana geldi. Yestatifuke, senden ne yapıyordu? Senden atf, yani şefkat bekliyordu. Evet. Evet. Level vecu ve level evvel, birincisi daha şeydir. Daha makbuldür yani. Evet. Şekimet normalde o yular, şey gem, hayvanın ağzına vurulan gemdeki o demir hayvanın ağzına geçiriliyor ve böylece atlar onunla şey yapılıyor, frenleniyor. Ha, ondan, bundan maksat yani inattaki böyle kibri daha fazla olan. وَهُوَ الَّذ۪ي, o Allah'tır ki اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمَّ وَالْأَبْصَارَ, sizin için duyu organını, وَالْأَبْصَارَ, ve gözleri sizin için icat eden yalnızca O'dur. Ha, niçin bunları sizin için yarattı? لِتُشَادُهِدُ بِهَا, ta ki o duyu organlarıyla müşahede edesiniz, el ayat tenziliyete ve tekviniyete, yani tenzil ayetleri, ki mastur ayetlerde diyoruz, Kur'an ayetlerini kastediyorum, bununla onları duyasınız, tekvini ayetleri de absarda göresiniz diye. Ve vel efidete, ve sizin için yürekleri de yarattı. Efidet, Fuad'ın çoğulu, yürek anlamında, sizin için yürekleri de yarattı. لِتَتَفَكَّرُوا بِيَا مَا تُشَاهِدُونَهُ, ta ki o yüreklerle müşahede ettiklerinizi tefekkür edersiniz. وَتَعْتَبِرُوا اِعْتِبَارًا لَائِقًا, ve siz münasip bir şekilde ibret alasınız. Tabi kalbin kalbinizle düşünesiniz diye bu ifade kadim dönemde, ta insanlık tarihi boyunca modern döneme kadar hep düşünce merkezi olarak kalpler biliniyordu. Ve tefekkür, düşünme, idrak etme, kavrama gibi bir takım düşünsel eylemler hep kalbe isnat ediliyordu. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu üslubu neden kullandı? Çünkü o efide, sadır, kalp, bunların düşünce bağlamında zikir edilmesinde şu mana Allahu Alem kastediliyor. Yani iç düşünme mekanizması. İç düşünen mekanizması olarak düşündüğümüzde, o zaman illa düşünme yerinin o çam kozorası şeklindeki et parçası olması gerekmiyor. Evet, o iç düşünme mekanizması olur, anlamamız gerekir. Bir de aklıma şu geliyor. Allahu Alem niye kalbe isnat edilmiştir? Çünkü beyni besleyen nedir? Kalptir. Kalp, bu beyni pompaladığı kan ile, oksijenle kalp, şey, beyin işlev görüyor. Dolayısıyla o husus ile bir nevi sebebe isnat edilerek Mecaz-ı Mursal kabilinden de bu ifade kullanılmış olabilir. Ve tabi bununla bir kuşla iki şey yapılmış oluyor.
iki, yani bir taş iki kuşu vurmuş oluyor. Bir taraftan toplumda mevcut olan üslup ıskalanmamış oluyor. Bir taraftan da efendime söyleyeyim, mecazi bir üslupla gerçek olana da işaret edilmiş oluyor. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ancak siz çok az teşekkür edersiniz. قَلِيلًا teşkuruna için mef'uldür. Eğer şükran قَلِيلًا diye düşünürseniz mef'ul mutlak oluyor. Yok zemenen قَلِيلًا düşünürseniz mef'ulü fihi oluyor. Ey şükran قَلِيلًا غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ Yani az bir şekilde teşekkür ediyorsunuz ki ona da itibar edilmez. Yani kayda değer olmayan az bir şükürle teşekkür ediyorsunuz. Teşkurune tilke ni'amel celilete. Yani şükran kalilen gayre mu'teddin bihi teşkurune tilke ni'amel celilete. O yüce nimetlere karşı kayda değer olmayan az bir şükürle şükrediyorsunuz. Niye? Lima ennel umdete fişşükri. Çünkü teşekkürde, şükürde mu'temedu aleyh olan, yani kayda değer olan nedir? Sarfu tilkel kuva. O kura değil, kuvadır. Kuva da kuvvetin çoğuludur. O yetenekleri sarf etmek. Elleti o kuva ki, yani o yetenekler ki, hiye fi enfusiha ni'amun bahiratun. Kendileri bizzat apaçık nimetlerdir. İşte kendileri bizzat apaçık nimetler olan o yetenekleri sarf etmek neye? İle ma hulikat hiye lehu. O nimetler niçin yaratılmışsa onları ona sarf etmek şükürde muhtemel olan husustur. Ki nedir mesela? Kulakla ilahi ayetleri, tenzil ayetlerini düşünüp onunla mabudu tanımak. Tekvini ayetlerle efendime söyleyeyim, o görsel ayetleri düşünüp Allah'ın vahdaniyetine, azametine varmak. İç düşünce mekanizmasıyla da diğer kainattaki tasrif, tanzim, tedbir, bunları düşünüp yine Allah'ın azamet ve kudretine varmak. Yani şükürde muhtemel olan budur ama siz bunu yapmıyorsunuz. وَاَنْتُمْ تُخِلُّونَ بِذَٰلِكَ اِخْلَالًا عَظِيمًا Siz büyük bir ölçüde bunları ne yapıyorsunuz? İhlal ediyorsunuz, yani yerine getirmiyorsunuz. Kulakları, kalpleri, akılları, efendime söyleyeyim gözleri yaratıldıkları hususlara sarf etmiyorsunuz. Onun için az şükretmiş oluyorsunuz. وَهُوَ الَّذ۪ي حَلْكِ O Allah'tır yalnızca. O mübteda marife, haber de marife olunca hasrı ifade eder. Yalnızca o Allah'tır ki zara'ekum fil ardı. Arkadaşlar zara'a, bara'a halaka anlamındadır. Yani yalnızca o Allah'tır ki yerde sizi yaratmış. Ey halakakum ve beslekum fiha sizi yaratmış ve tenasül, yani nesil bırakmak suretiyle sizi yeryüzüne yaymış. Ve ileyhi tuşarun ve yalnızca siz ona toplanacaksınız. Ne zaman? Kıyamet gününde yalnızca siz ona toplanacaksınız. Evet. Ey tücme'ûne yevmel kıyameti kıyamet günü toplanacaksınız. Ba'de tefavvukikum. Daha evvel, yani o haşırdan önce dağılmış olmanızdan sonra
Tabi bu teferruk iki şekilde de anlaşılabilir. Hatta her ikisini aynı anda da anlamamız mümkün. Yani bir, bedenlerinin parçalarının ayrılması, dağılması, öyle mesela insanlar ölenlerin o vücutları, kasları, etleri, sinirleri, kemikleri çürüyüp dağılması. Bir de insanların yeryüzünde dağınık olmuş olması. Her ikisini de kastetmek mümkün. İşte o dağınıklıktan sonra toplanacaksınız kime? Sadece ona. La ilahe illallah. Yani aslında burada müfessir ey ileyhi tücmauna zikretmesi lazım değil. La ilahe illallah. Çünkü la ilahe illallah o ileyhiye matuftur. Kelamın yani tefsir kelamının kendi içerisinde uyumlu olması açısından ey ileyhi tücmauna la ilahe illallah. Sadece ona toplanacaksınız. Başkasına değil. Öyleyse fema lekum sizlere ne oluyor ki la tu'minune bihi. Ona iman etmiyorsunuz. Ve la teşkurunehu ve ona teşekkürde bulunmuyorsunuz. Halbuki ve huvellezî yuhyî ve yumît. Tabi müfessir bu izahatlarıyla فَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَشْكُرُونَهُ bu ayet وَالَّذ۪ي ذَرَاءَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُشْرُونَ ayetiyle yukarıdaki ayet arasında münasebeti de kurmuş oluyor. Yani aralarındaki münasebeti de ifade etmiş oluyor. وَالَّذ۪ي yalnızca o Allah'tır ki يُحْي وَيُمِيد diriltir ve öldürür. Burada arkadaşlar mef'ul, her iki fiilin mef'ulu hasf edilmiş. Bu hasfle ilgili belagat açısından iki şey düşünebiliriz. Ya tamim için mef'ulleri hasf edilmiş. Bu bir. İkincisi, burada önemli olan fiilin suduru yani ihya ve imate olunca bu mutaddi fiil lazımi fiil gibi kabul edilmiş ve bunun için mef'ul zikir edilmemiş. Çünkü burada önemli olan Allah Celle Celaluhu'nun ihya ve imate fiiline vurgu yapmaktır. Onun için de efendime söyleyeyim mef'ulsüz getirilmiştir. Evet, o yalnızca odur ki ihya ve imateyi yapan min gayri en yusharikehu fi zalika şey'un min el eşyai. Bu hususta yani ihya ve imatede zalike ismi işaret ihya ve imate mezkur teviliyle işaret etmiş. Yani bu ihya ve imatede eşyalardan hiçbir şey ona ortak olmaksızın. Ha niye müfessir şey'un min el eşyayı kullandı? Ta ki onların putlarının asla böyle bir şey yapamayacaklarını ifade etmek için. Evet. Ve lehu khassaten ihtilafü'l leyli ve'n nahar. Ve gece ve gündüzün ihtilafının icadı da yani inşa'u ihtilafü'l leyli ve'n nahar o da yalnızca ona aittir. Hanginiz kalkıp geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirebilir? Veya uzun geceyi kısaltabilir, kısa geceyi uzatabilir? Tabi ihtilafü leyli ve nahar ifadesi Kur'an'ın cami müfredlerinden bir müfrettir. Çünkü bu ihtilaf hem gece gündüzün aydınlık, karanlık, serinlik, sıcaklık, uzunluk, kısalık bütün bu şeyleri manaları ihtiva ediyor. Ey huvel müessiru fi ihtilafihima o gece ve gündüzün ihtilafından müessir olan yani o ihtilafı icat eden ki ben o manayı vermiştim. Odur, yalnızca odur. Peki ihtilaf ne demek? Ey taakubihima
Yani onların art arda gelmesi. Yönünde ihtilafları, ki ihtilaf bu manaya da gelebiliyor. Ev ihtilafime izdiyaden ve intikasa veya uzunluk kısalık yönündeki ihtilaf o yönden. Ve dediğim gibi yani ihtilafi daha cami bir şekilde anlayacak, anlamamız daha uygundur. Dolayısıyla o ihtilaf hem ziyade noksanlık, hem aydınlık, karanlık, hem serinlik, sıcaklık gibi, hem hareketlilik, sükunet gibi çok birçok manayı kapsayacak şekilde anlamak daha uygundur. Ev li emrihi ve kadaihi ihtilafuhuma. Veya hadisin, şey ayetin, cümlenin manası. وَلَهُ yani sadece onun mülküdür, yani onun tasarrufu altındadır. Ney? اِخْتِلَافُهُمَا o gece ve gündüzün ihtilafı. Yani onlar sadece onun emriyle ve onun hükmüyle olmaktadır. Tabi böyle anladığımızda o zaman ihtilaf üzerinde mucit gibi, müessir gibi bir şeyi takdir etmeye gerek yoktur. اَفَلَا تَعْقِنُونَ anlamaz mısınız? Yani ne kadar müthiş bir ifade. Hakikaten. Yani düşünebilen, özellikle entelektüel alışkanlığı olan bir insan için bu müthiş bir meyandır. اَلَا تَتَفَكَّرُونَ فَلَا تَعْقِنُونَ yani düşünüp akletmiyor musunuz? Müfessir yine la tetefekkerune'yi orada takdir etmekle felâ ta'kilönenin ma'dûfu aleyhisini takdir etmiş oluyor ki bunu daha biz söylemiştik. Ev etetefekkerune felâ ta'kilune bin nazari ve teammülü iki şekilde de takdir edilemez. Yoksa siz tefekkür edip de yani tefekkür ettiğiniz halde mi anlamıyorsunuz? Ki ennel kulle minna hepsinin bizden olduğunu teemmül ettiğiniz halde mi anlamıyorsunuz? Ve enne kudretena teummu cemi'al kainat mümkinat illeti min cümletihel ba'su ve bizim kudretimizin diriltmenin de bir kısmı olduğu tüm mümkinatı, ama o mümkinat, onun kudretine göre tüm mümkinatı bizim kudretimizin içine aldığını nasıl anlamıyorsunuz? وَقُلِيَ يَعْقِلُونَ yani tabi yukarıda ذَرَأَكُمْ تُحْشَرُونَ deyince onlardan sonra اَفَلَا يَعْقِلُونَ hitaptan gaybete geçiş olduğu için iltifat olmuş oluyor. Ve diyor ki alâ ennel iltifate o kiraette göre gaybete iltifat li hikayeti su'i halil muhatabine li gayrihim. Ta ki muhatabların o kötü durumunu başkası için anlatmak, onu aktarmak için iltifat etmiş oluyor. Vakile bir kavle göre ala ennel hitabel evvele li tegribil mu'minin birinci hitab ve huvellezî zara'akum fil ardı ve ileyhi tuhşarun mu'minleri öbürlerine galip kılındığı içindir. Evet. Ve efela ya'kilun ise efendime söyleyeyim müşriklere yöneliktir. Ve dolayısıyla böyle olunca iki damirin muhatabını şey marcaya ait oldukları husus bir olmayınca iltifat olmuyor. Ama diyor ve leyse bilâken bu işte uygun bir görüş değildir. Evet. Evet.
Yani onlara akımdaki ileyi taşlarındaki hitap. Neyse gider. Bu öyle değil mi demek istiyorsan bu görüşü tenkit edin. Görüşü tenkit edin. Vakile çünkü kile de diyor ya. Zaten dileyle de tamri de diyor. Ve sarahaten de o neyse mi ya. Bu neyse gider. Ama bu öyle değil. Evet. Peki. Bel kâlu diyor bu atfum alâ mudmarin yaktadîhil makamu. Makamın iktiza ettiği bir şey atıftır. Ey felem yakilu bel kâlu. Yani akletmediler ve şöyle dediler. Ne dediler? Misle mâ kâlil evvelûn. İlklerin dediklerini söylediler. Ey âbâûn وَمَنْ دَانَ بِد۪ينِهِمْ Yani onların ataları ve onların diniyle, dini gibi bir dine, yani onların sahip olduğu inanç gibi bir inanca sahip olanların söylediklerini söylediler. Ve böylece Kur'an-ı Azimuşşan aslında önemli bir tarihi gerçekliği ifade ediyor. Nedir? O küfrün, şirkin mantığı en ilkel dönemden en entelektüel döneme kadar hep aynı mantık olduğunu işaret etmiş oluyor. Belkalu ne dediler? Mesela kalavunu yani kalu dediler ki e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâma e innâ lemeb'ûsûn. Yoksa biz öldükten sonra toprak ve kemik olduktan sonra ne dirilteceğiz? Tefsirun lima kablehu minel mübhemi bu misle ma kalle evvelun cümlesinin tefsiridir. Ve tafsirun lima fihi minel icmari ve ondaki mücmel durumu da ne yapmaktadır? Tafsir yani detaylandırmaktadır ki vakad marral kelamu fihi buna dair daha evvel benzer ayetlerde biz diyor onunla ilgili konuşmuştur. Evet. لَقَدْ وُعِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا Biz diyor ve atalarımız bu dirilişle daha evvel de tehdit edilmiştik. Yani bir nevi peygamberin tehdidini, Kur'an'ın tehdidini hafife almak için söylüyorlar. Görmen قَبْلُ مُتَعَلِّقُمْ بِالْفِعْلِ وَاِذْنَاهَ تَعَلُّقَ diyor. مِنْ حَيْثُ اِسْنَادِهِ ile abaihim çünkü fiil atalarına isnat edilmişti ya onun için diyor ve idna min qablu biz daha evvel isnat edilmiştik bununla tehdit edilmiştik hangi yönüyle çünkü ataları söylemişti ya evet la ileyhim yoksa isnat yani o وَعِدْنَا مِنْ قَبْلُ onlara şey yani o söz daha doğrusu kendilerine değil babalar atalarına olan istat yönüyle bu diyoruz ki مِنْ قَبْلُ وَعِدْنَا يَتَعْلُقَ diyor. Ey وَعِدَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ yani atalarımız daha evvel bununla tehdit edilmişti. اَوْ veya bu min kablu vaidna yedir bi mahzufin vaka'a hala min aba'una bir mahzuf amile taalluk eder o da aba'una'dan hal ey kainine min kablu yani atalarımız bununla tehdit edilmişti o atalarımız da daha önce geçmişlerdi fazla değil yani ya birincisinde tehdidin daha önce, ikincisinden atalarının daha önce oldu. Ama yine tabi atalar önce olunca tehdit de önce olmuş olur. İn hâzâ ey mâ hâzâ illâ esâtîrul evvelî daha evvel ifade etmiştik. Demiştik. İnden sonra mâ şey illâ gelince onun nafi olduğunu anlıyoruz. Yani mâ hâzâ bu tehdit
Yani daha evvel efendime söyleyeyim. Daha evvel de söylenen yok. Ölüp toprak ve kemik olduktan sonra tekrar diriltilme illa asatirul evvelin, sadece eskilerin efsanelerinden başka bir şey değil. Ey ekâzibihim illeti sataruha, o ilklerin yazmış oldukları yalanlarından başka bir şey değil. Yani biz buna efsane diyoruz. Diyor esatir cemu usturatin kehdûsetin ve ucubetin. Yani nasıl ki ahadis bir görüşe göre, uhdûsenin çoğuludur. Bir görüşe göre de ahadis, hadisin gayri kıyasi cemledir. O iki görüş var. Acip de bir görüşe göre ucubenin çoğulu, bir görüşe göre de acibin gayri kıyasi çoğuludur. Ama asatir usturanın çoğuludur. Vakil cemu asların cemu satrı. Bir kavle göre cemul cemadır. Ki buna sığ-ı müntahe cuma diyoruz. Yani satır önce aslar vezninde cem ediliyor. Aslar da ikinci kez asatir şeklinde cem edilmiş oluyor. Mesela esavir esviretin çoğuludur. Esviret de sivarın çoğuludur. Onun gibi. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. Yani maşallah Kur'an'ın güzelliği sablayamıyor. Müthiş bir şey.